Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda OBS Studio'nun ne olduğunu ve nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. OBS Studio'ya bastığımızda karşımıza bu şekilde bir menü çıkıyor. Şu da şurada duruyor. Normalde burada duruyor. Şimdi onu da anlatacağım niye öyle yaptığımı. E, açtığımızda bu şekilde bir ekran çıkıyor. Burada ilk önemli olan eğer bir oyun ve benzeri bir sesi olan bir şey ek yapacaksanız web kamerası koyup şu sesi aşağı almanız sizin için önemli. Çünkü mikrofonla konuşacaksanız ve bu ses yukarıda olursa mikrofon sesini bastırıyor. Bu sefer sizin ne dediğiniz anlaşılmıyor. Bunu bu civarlara getiriyorsunuz. Buralarda bir yerlerde onu deneme yanılma yoluyla zaten bulabilirsiniz. Onun dışında üst tarafta menüler var. Gördüğünüz gibi dosya, düzenli, görünüm, profil, sahne koleksiyonu, araçlar gibi menüler var. Burada önemli olan kısım bu şekilde gelelim. Ayarlara Ayarlara giriyoruz. Buradan Türkçe. Bu şekilde benim ayarlarım. Ee, buradan yayın. Eğer yayın yapacaksanız Twitch olsun, YouTube olsun canlı yayın yapacaksanız canlı yayın yapmanıza da OBS imkan veriyor. Buradan ayarlara girip işte anahtarını falan girip buradan yayın yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Burada çıkış kısmına geldik. Çıkış kısmında da çıkış modunu basit demiş. Şuradan gelişmişe bakıp kafanızı karşılayabilirsiniz ama hiç gerek yok. Basite geçelim. Buradan kodlayıcı falan diyor. Burada önemli olan biz bu videoları YouTube'a atacağımız için burada kayıt biçiminin FLV olması hiç işimize gelmiyor. Buradan kayıt formatını, kayıt biçimini mp 4e çekin. FLV'yi açmak da zor çünkü. Buradan kodlayıcıyı da ben X264 yaptım. Donanım da yapabilirsiniz ama ben X264 yaptım. Şöyle kalsın. Ya yani Burada en önemli olan kayıt biçiminin MP4 olması. Diğer formatlarda olursa sizin için sıkıntı yaratabilir. Şuradan sese geliyoruz. Buradan sesli ayarlar var. Burada ince ayar yapabilirsiniz. Video kısmında bu şekilde. Benim ekran çözünürlüğüm bu. Tam ekran çekeceğim için onlar görünüyor. Kısa yollar. Buradan kısa yollar oluşturabilirsiniz kendinize. Ee, yayın yaparken hızlı hareket etmek için ya da kayıt yaparken daha hızlı hareket etmek için buraya yani nasıl diyelim şöyle CTRL E diyelim misal sesi kapat oluyor. CTRL -E dedik. Tamam. Şuraya gelelim. Ctrl e, R diyelim. Bu da ses açı oldu. Bu şekilde masaüstü sesini açıp kapatabilirsiniz falan. Biz bunları temizleyelim. Yani işinize yarayacak şeyler olabilir burada. Gelişmiş kısım. Burada hangi video işleyiciyle çalışacağı falan. Bunlar bize çok gerekmiyor. Burada dediğim gibi önemli olan çıkış kısmındaki kayıt biçimini MP4 yapmamız. Buna tamam dedik. O MP4'e geçti ya acaba geçti mi geçmedi mi diye aklınızda soru kalıyorsa hemen yine ayarlara giriyorsunuz. Çıkış kısmına girip de MP4 ise tamamdır. Sıkıntı yok demektir. Tamam basıyoruz buradan. Bu yukarı menüde işinize yarayacak bir şey şu an için yok. Yine tek tek bakabilirsiniz tabi. Buradan alt e yazı falan bir şeyler koymuşlar. Şu anda öyle bir projemiz olmadığı için gerek yok. Ee, dediğim gibi burayı aşağı alıyoruz. Çünkü birazdan oyun videosunda e, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şuradan e, görüntüyü yakalamak için buradan ekleye basıyoruz. Ekleye bastığımızda farkındaysanız bayağı bir şey çıkıyor karşımıza. Buradan ilk önce ekran yakalamaya bakalım. Misal bir programı ya da buna benzer bir program anlatacaksınız. Ekran yakalamaya basıyorsunuz. Burada ismi değiştirmenize gerek yok. Tamam diyorsunuz ve bu şekilde birinci ekranındaysa birinci ekrandaysa e, söyleyemedim de bu şekilde çıkıyor. Burada imleci yakalayıp yakalamak size kalmış. Ben imleci yakala diyorum. Çünkü neye tıkladığımı sizin görmeniz gerekiyor. Tamam dedik buraya. Şu şekilde ekran yakalamaya ayarladık. Şu anda herhangi bir şey kaydetmiyor. Daha sonra yine artıya basıyoruz. Benim bir web kameram var. Onu da buna eklemek istiyorum. Onun için de video yakalama aygıtından yapıyoruz. Birden çok video yakalama aygıtı falan eklenebiliyor sonuçta e, capture kartlar falan da ekleniyor bu cihaza. PlayStation'lardan falan ya da işte onun gibi cihazlı konsollardan e, görüntü alabilmek için. Tamam diyoruz buna. Buradan şu yanındaki şöyle oynadığım menü benim kendi kameramın, web kameramın e, menüsü. Bu sizde olmayabilir. Şöyle geriye gittiğinizde arka tarafta işte evali olan şeyler görünüyor. Yakınlaştırıyoruz şöyle kendimizi. Hatta böyle olabilse daha iyi ama ee, birazcık şöyle bir geriye yaptığımızı sanırım daha iyi. Şöyle daha iyi. Şöyle ben görüntü ayarladım, onu kapattım. Sizin kameranızda böyle bir özellik olmayabilir. Ona bir şey diyemem. Logitech kameralarda kullandığım C525'te bu özellik var. C525'in kutu açılımını şurada bir yerlerde bir i harfi çıkacak, ekleyeceğim. Oradan e, izleyebilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Nasıl bir kamera olduğunu görmek için. Buradan tamam diyoruz. Bu diğer ayarlarda pek oynayacağımız bir şey yok. Buradan tamam diyoruz. Bu şekilde yukarıya çıktık. E, mouse da bunu alıp bu şekilde aşağı yukarı. Oldukça kolay. Zaten bilgisayarla yaptığımız işler. Onu oradan çek oraya al. Şu şekilde şöyle köşeye alalım. Kayıtta bu kadar büyük görmenize gerek yok. Şöyle ufaltalım. Şu şekilde görürseniz. Bu ekranda 1080x ekranda bu kadar görürseniz bu bile fazla da hani bu kadar görürseniz yeterli. Şimdi buradan kaydı başlat dediğimizde kayıt başlar ve sistem yani OBC kaydetmeye başlar. Şimdi bu videoyu burada keseceğim ve OBC'nin kaydı ile devam edeceğim. Şimdi burada artık OBC'nin ekranındayız. Bunu şu şekilde ufaltayım. Ee, ekran yakalama yapmak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Normalde ben ekranımda köşede kendimi görmüyorum. Ama şimdi siz e, kaydın bu kısmını izlerken görüyorsunuz. Şuradan misal ilk bölümümüzü görelim. Ben bu programda ayarlama yapıyorum. Burada ona göre müzikler eklenmiş. Ona göre kesmeler yapılmış. Ve videonun e, şu en sonundan sonra Şuradan sonrası bu OBC kaydı e, ekleyeceğim. Şuradan bunu kapatalım. Yeniden OBC önümüze alalım. Şu şekilde sonsuz ekran oldu. E, OBC bu şekilde ekran kaydediyor. E, şimdi bir de oyunu nasıl kaydeder onu size öğretmeye çalışacağım. Şimdi bunu yine kesip normal kayda dönelim. Bir de o şekilde oyun nasıl kaydedilir hangi ayarlar yapılması gerekir onu da görelim birlikte. Oyun kaydı yapabilmek için hangi ayar yapmamız gerektiğini şimdi göreceğiz. Buradan video yakalama aygıtı kalsın. Çünkü OBS üzerinden devam ediyorum. Buradan oyunumuzu açıyoruz. Önce oyun açılmasını bekliyoruz. Oyun özellikle bu şekilde pencere aldım ki daha iyi görünsün. Şu anda oyun sesi de kaydolmaya başladı. Benim konuşmam da kaydoluyor. Oyun seçimi olarak e, bu videodan sonra Batman'in birinci oyunu olan yani Telltale series, Telltale'nin çıkardığı ilk oyun olan Batman oyunu oynayacağım. Bunu Türkçe yamayla Türkçe hale çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi karşınızda Batman oyunu. Şimdi şuradan biz yine şunu küçültelim. Ve şuradan ekranımıza gelelim. Burada video yakalama aygıtımız var şu anda oranın, onun üzerinden kayıt yapıyoruz e, Pardon, ekran yakalamadan kayıt yapıyoruz video yakalama aygıtından da e, web kamerasını görüyorsunuz buradan bunun ayarına şunun ayarıyla ilgili bir sıkıntım var eğer açılırsa şöyle bakalım Şöyle yapalım. Bir geriye alalım. Birazcık daha görülelim. Hm. Kaydet dedik. Tamam dedik. Şimdi oyun yakalamanın nasıl yapıldığını görelim. Oyun arkadaşlık. Oyun yakalama diyoruz. Burada tamam basıyoruz. Zaten bu işlemi anladık. E, oyunu niye açtığımızı şimdi anlayacaksınız. Buradan belli bir pencere yakala basıyoruz. Buradan pencereyi seçiyorsunuz. Eğer oyun burada açık olmazsa e, oyunu göstermez ve onu yakalayamazsınız. Buradan Batman Exe diyoruz. Bu şekilde bunu kapatalım. Buraya tamam diyoruz. E, bu şekilde göründüğünde farkındaysanız kamera arkada kaldı. Ben arkada kaldım. Onu nasıl düzeltebiliyorsunuz? Şu ekran yakalamayı artık kapatacağız yavaştan. Şunu sağ tıklıyoruz. Sıralaya geliyoruz, yukarı taşıya geliyoruz ve bu şekilde yukarıya geliyor. Şimdi ekran yakalamayı şu şekilde kapatalım ve oyunda kalalım, oyuna girelim. Şöyle bölümler arasında dolaşalım. Oyunun müziğini duyuyorsunuz şu anda. Ee, şöyle yapalım, Mesela bunu biraz daha aşağı indirelim ya da tam açalım, bakalım sesim nasıl gelecek? Ee, sesimi duyamıyor olmanız gerekiyor şu anda ya da çok zor duyuyor olmanız gerekiyor. Buradan yine buraya geldik. Bunu eski yerine çekelim. Şuralara çekelim. Şöyle yapalım hatta. Oyun sesi arkadan gelsin. Şimdi denediğimizde de e, mikrofon konuşma sesi daha ön planda. Oyunun kendi sesi daha arka planda olacaktır. Burada Batman'in bölümlerini görüyoruz. 5 bölüm. Bunu dediğim gibi tek tek oynayacağız. Teltel serisi oyunları genelde hikaye bazlıdır. Yani size çok fazla şey bırakmazlar. Bunu bir sonraki video zaten geniş geniş anlatacağım ve oynayacağız. Bunu kapatabiliriz şu an için. Şuraya gelelim. Oyun yakalamadan önce ekran yakalamaya açıp oyun yakalamayı kapatalım. Evet şöyle olsun. Bunu da küçülttük. Hatta sağ tıklayıp kapatabiliriz. Gördüğünüz üzere şu anda Oyun yakalamanın da nasıl yapıldığını az çok gördünüz. Buradan ekranı ileri geri almayı da gördünüz. Yukarı taşı, aşağı taşı şeklinde. Bunların kısa yolları CTRL UP ve CTRL DOWN. Bunlar çok gerekmez ama sağ tıklayıp halledebilirsiniz. Ne de olsa yani canlı yayında da olsanız çok büyük bir şey, bir sıkıntı yaratmaz. Ee, OBC'yi kullanmak ayarları bu şekilde. İstediğiniz gibi bu ayarları değiştirip kendi işinize göre ayarlayıp Şöyle yapalım hatta şöyle <laughs> kendi işinize göre bu ayarları ayarlayıp daha efektif kullanabilirsiniz OBC'yi. OBC hem dosya boyutu olarak küçük videolar ortaya çıkarıyor, ee, eklerken de YouTube'a ya da başka nereye eklemek istiyorsanız e, daha kolay yüklenebilen videolar çıkarıyor diyelim ve oldukça da kullanışlı. İstediğiniz şey ekleyebiliyorsunuz. OBC bence ekran yakalama ya da video oyun yakalama e, kranımlında Birinci sırada olan bir yazılım. Bunu denemeden diğerlerine bence hiç geçmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu ve kanalıma beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Ya burada ya şurada bir abone ol tuşu olması gerekiyor. Onun üzerinden abone olursanız sevinirim. Beğenileriniz de beni mutlu edecektir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.